Merhaba arkadaşlar. Şöyle dövmesininle alakalı gösterelim size. Bu boyun bölgesi dövmesinin. Hani belki birkaçınız yurt dışında boyun bölgesinin dövmesinin de çok canının yandığını görmüştür. Ama bakın bizde öyle bir şey yok. Ağrı acıyor. Onun için zaten bu videoyu çekiyorum. Yani vücudun her noktasına dövmesini ne bileyim. Biz yaklaşık bir hafta önce şuraya atış yapmıştık. Bakın şu bölgeye yaklaştır. Bakın orası nasıl açılmış. Şu kısım. Ten gözükmeye başlamış. Zaten öyle karar verdin, öyle geldin sanırım. Onun açıldığında gördüm. Arkadaşlar, acı ağrı olmamasının nedeni aslında yakmadığımızdan dolayı oluyor. Yanarsa biraz şöyle tutalım. Evet. Yanmadığından dolayı oluyor. Bu yüzden acı ağrı yoktu. Çünkü deri yanarsa acıyı çekersiniz. Deri yanmadığınızda asla acı çekmezsiniz. Yani ufak bir sızlama falan olur tabii ki. Burası gırtlak bölgesi. Zor bir bölge. Ama öyle hani yurt dışı videoları gibi biraz böyle çığlıka tarta bağıra bağıra bir durum yok. Koyu bir dövme bu. Kontrol çizgileri yoğun bir dövme. Orayı birazdan vurduğum yerleri elemem gerekiyor. Orayı en son yapacağım bu bölgeyi. Yanlışlıkla bir hafta önce bulduğumuz yere vurmuyor. Arkadaşlar bu çok dikkat isteyen bir şey. Yani vücudu ciddi de tanıman gerekiyor çok iyi şekilde. Çünkü biraz yüksek vurursak ciddi hasar alabilir. O yüzden tam kıvamında vurmak lazım. Yani bu şeye benzer biraz. Yemeği nasıl yapıyoruz? Tuzumuzu nasıl ayarlıyoruz? Bu da aynı o şekilde. Çünkü 1 gram farklı bir şey. Atış seviyesi biraz daha can yakar. Şöyle biraz daha boynu içeriye. Süperse. Allah'tan renk yok bu dövmede. Renk olsa tabi biraz daha zorlar bizi ama renk olmadığı için gayet iyi. Burası biraz hissettirebilir. Şimdi sana da birkaç soru sorayım. Sen de söylersen sevinirim. Beni araştırarak buldum. Peki şu anda bak benle konuşabiliyorsun rahat bir şekilde. Arkadaşlar vücutta en acıyacak noktalardan bir tanesi burası. Ve sana birkaç soru soracağım. Nasıl acısı? Yani böyle aman aman da acısı yok. Zaten hani normalde dövme yaptıran bir insan bunun acısına dayanabilir. Yani. İşte benim söylemek istediğim olay bu arkadaşlar. Tabii dövme yaptıran insanlar bunlara dayanabilir. Yani onun acısından falan korkmayın. Yanlış yapıldığı zaman aşırı bir acı tabi oluşuyor. Farklı durumlar oluşabilir ama. Yani geride yanma olursa acı artar tabi ki. Acı seviyesi. Yani ciddiye göre atış yapmak gerekiyor. Mesela ben ilk atış yaptıktan sonra makineyi tekrardan ayarladım. Yani kaba düzen herkese aynı işlem yapılmıyor. Bunda öyle bir şey yok. Hani bu işi yapanlar için de söylüyorum arkadaşlar. Yani kimseye zarar vermeyin, ciddiyi tanıyın, öyle işler yapın. Herkesin kimyası birbirinden farklı, herkes aynı işleri yapamazsınız. Herhangi bir leke falan kalmaz mı dövmede? Tertemiz çıkar dövme.
litrelik bir durumu yok bu dövmenin. Yok da arkadaşlar, hani iz kalmaz dövmede, silimde, ama dövmede, hani dövmeyi yapan kişi dokunuzu tahriş ettiyse, bir kabarıklığınız varsa o kabarıklığınız kalır sadece. Yani onun haricinde bir şey yok. Bunda mesela kabarıklık çok az derecede var. Onu ben indireceğim kabarıklığını. Şimdi biraz deriyi biraz da olsa inceltiyor. O ayarda yaparsak hiçbir şey olmaz. Orada kabarıklık dahi kalmaz. Bakın en zor yerden başladık. Boyun bölgesinden. En zor yeri gösteriyoruz size. Bu son kaba buz. Bunlar ettiriyor. Arkadaşlar bizden bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.